Selam gençler Kimya Adası'ndasınız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Gençler organik kimyada aldehitler ve ketonlardayız. Önemli bir kısımdır. Özellikle bu kısmı iki bölüme ayırmak istedim. Çünkü kazanımlar fazla olunca bu kazanımları daha iyi algılamak, daha fazla örnek yapabilmek açısından bunu bu yolu seçtim arkadaşlar. Ve dersimize isterseniz başlayalım. Umarım güzel, sağlıklı, iyi bir ders videosu olur arkadaşlar. Dersimizin içerisinde ne vardı? aldehit ve ketonların arkadaşlar isimlendirilmesini ve genel özelliklerini yapmak istiyoruz. Arkadaşlar şimdi aldehit ve ketonların genel bir durum vardır. Bakın şöyle bir yapı var. C çift bağ O yapısı var. Biliyoruz ki karbonlar ne yapardı karbon? 4 bağ yapardı görüyoruz. Ve bu dört bağ yaparken aslında şu karbonla oksijen arasında çiftli bağının olması gerekir. Biz bu yapıya ne diyoruz burada? Yani aldehit ve ketonlarda bunun olması gerekiyor tabii ki. Ve biz bu yapıya ee karboni yapısı diyoruz ki bakın aldehit ve ketonlar zaten karbonil grubu içeren bileşiklerde ee, karbonilli bileşikler grubu da e, ifadesi de yapılabilir. Şimdi bakın şöyle buraya bakın bir R grubu yani R dediğimiz şey karbon yani C2H5 olabilir C3 olabilir C3H7 olabilir yani karbon 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 zincirini ifade ediyor burada aslında ve biz bu yapıyı arkadaşlar açil diyoruz bakın açil yapısı. Gene bakın burada karbon şu anda 3 bağ yapmış. Yani şu bağ gene burada serbest. E peki biz buraya eğer hidrojen bağlarsak işte bakın ne oluyor? Açile hidrojen gelirse biz buna aldehit ifadesini kullanıyoruz. Ve buraya başka bir karbon gelirse yani R dediğimiz şey aslında karbon zincirini ifade eden. O zaman arkadaşlar bu ne olmuş oluyor? Bu da keton olmuş oluyor. Yani aslında aldehit ve keton birbirine çok benzer. Burada şöyle bir ayrımımız var aslında bakarsınız Eğer karbonil grubumuz bir nolu karbon, karbonsa aldeit, İşte buradaki karbon, karbon, karbon zincirine ötürü karbonil grubumuz bakın arkadaşlar bir olamaz. Yani buradan başlarsak bakın bir olabilir iki, olabilir, iki olabilir, iki olabilir, üç olabilir, dört olabilir, yani bir olamaz. Eğer karbonil grubu yapının içerisindeyse keton oluyor, karbonil grubu bir numaralı karbonsa o zaman biz bunu aldeit olarak ifade edeceğiz. Şimdi genel özelliklerine bakalım isterseniz. Bakın ne diyoruz? Karbonil bileşikleri olarak biz bunu ifade edelim. Aldehitli ketonların genel özelliklerine baktığımızda birinci özellik budur. Peki genel formüllerine bakalım isterseniz. Tabi bunlar şöyle. E, ee, CN H2NO şeklinde ifade edilmeli arkadaşlar. Tabi halkalı olursa veya işte yapıda daha fazla çiftli bağ veya üçlü bağ olursa değişir. Biz sadece sadece bir tane karbonil grubundan çiftli bağ olduğunu düşünüyoruz ve halkalı olmayan normal bir aldehit ve ketondan bahsediyoruz arkadaşlar. Pekala. Şimdi burada ne var? Karbonla oksijen arasında bir çiftli bağ var mı? O zaman arkadaşlar buradaki karbonumuz ne, neyi yapardı biliyorsunuz ki? Yani pi bağı var burada. Yani hibritleşmeye katılmayan p orbitali vardı. Dolayısıyla e, sp2 biti yapan karbon atomu içeriler. Dolayısıyla bunlar arkadaşlar doymamıştırlar diye bunu belirtebiliriz. Şimdi burada ketonlarda alkil grupları var ya bakın R'ler alkil grupları. Eğer burada şimdi şöyle bir şey R1 eşittir R2 ise yani şöyle ifade edelim isterseniz ketonu şöyle yazalım daha böyle anlaşılır olsun yani keton dediğimiz şey bu eğer R1 ile R2 eşitse aynı gruplarsa biz bunu arkadaşlar basit ya da ne diyoruz simetrik keton diyoruz aynı eterlerde olduğu gibi eğer R1 ile R2 birbirinden farklıysa işte ne diyelim birisi işte metil diğeri etil diyelim mesela farklıysa o zaman ne oluyor arkadaşlar bu sefer karışık ya da e, asimetrik keton adını gruplandırmasını yapabiliyoruz. Şimdi bakın en basit yapılı aldehit bir karbonludur. Yani bu önemli bir kısım arkadaşlar. Bir karbonlu aldehit yazabiliyoruz. Ve en basit yapılı keton ise arkadaşlar 3 karbonludur diye söyleyeyim. Mesela arkadaşlar bakın aldeit yapısını gördük. Keton yapısını gördük. Hocam diyorsunuz bir karbon nasıl olur? Bakın şimdi zaten karbonlu grubundan bir karbon var değil mi? O zaman R yerine bakın şöyle bir şey oluyor. H, C, çift bağ OH. Yani bir karbonda böyle bunu yazabiliriz. Veya arkadaşlar bu devam eder. R yerine CH3 yani istediğimiz o R aslında metildir normalde. CH3, C, çift bağ, OH diye devam eder. Veya işte iki karbonlu C2H5R'miz olur etil olur ve C çift bağ OH yani bakın C çift bağ OH hep var zaten içerisinde görüyorsunuz ki İçerisine bakın H da olabilir. CH3, C2, ch 5 C3, H7 gibi biz bu zinciri uzatabiliyoruz. Peki burada ne olacak? Şimdi buraya H koyarsak aldeite benzeyeceği için mecburen en basit yapılı bakın e, alkilimiz CH3'tür. E, karbonil grubu arada olacağına göre bakın yapı şu olacaktır. Bunu, biz böyle ifade edelim. Yani en basit yapılısı bu. Tabi bunun devamı vardır. C2, H5, C çift bağ O, CH3 diye devam eder. Yani önemli olan buradaki karbonil grubu da içeride olmalı. Peki bunlar e, görüyorsunuz ki yapıyı arkadaşlar şöyle yazdığımız zaman aslında oksijen üzerinde ne var? E, burada elektron çiftleri var. Dolayısıyla aslında bu yapıda şöyle bir e, yapıyı yazarsak hani baktığımız zaman bu elektron çiftlerinin ötürü bu veya işte baktığımız zaman bu yapıda karbon etrafında aynı yapılı olmadığı için e, ne olur arkadaşlar bunlar tabii ki polardırlar. Polar oldukları için e, bunlar suda tabii ki çözünürler diye biz bunu söyleyebilirler söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki kendi aralarında bir hidrojen bağı var mıdır? Arkadaşlar bunlar arasında kendi arasında hidrojen bağı yoktur. Neden? Çünkü bakın hidrojen bağı olabilmesi için ne olması lazım? Hidrojenin azot Oksijen veya florla bağ yapması lazım. Ama burada bakın arkadaşlar e, burası zaten karbon yani şurası karbon baktığımız zaman karbonlar. Burası da karbonlar yani hidrojenle karbon bağ yapıyor. Burası karbon karbonda oksijenle bağ yapmış yani hidrojenle karbon bağ yapmış. Oksijen bağ yapamadığı için kendi arasında hidrojen bağ yapmıyor. Fakat suyla arkadaşlar e, çözündüklerinde bir karışımı elde ettiklerinde suyla arkadaşlar hidrojen bağı oluşturabiliyorlar. Bunun özel bir aynı eterlerde olduğu gibi bunu da burada belirtelim. Peki şimdi biz bu grupları niye beraber inceliyoruz? Çünkü aynı karbon sayısına sahip olan aldehitler ve ketonlar birbirlerinin fonksiyonel grup izomeridir. Yani bakın şöyle bir şey, her ikisinin de kapalı formülleri aynı, açık formülleri farklı oluyor ama tabii aynı karbon sayısı olması lazım. Ama şöyle bir şey söylemiştim. En basit yapılı keton kaç karbonluydu? 3 karbonluydu. Dolayısıyla bir no'lu ve 2 no'lu e, aldehitlerin izomeri yoktur diye söyleyebiliriz. Çünkü ketonla izomer olması lazım. Ya yani mesela bir karbonlu şu. Evet, bunun keton yazamayız. Çünkü tek karbonlu. İki karbonlu arkadaşlar şu. Görüyorsunuz ki birazdan bunların isimlendirmesini vereceğim zaten. Ama 3 karbonlu yazabiliriz. Evet, mesela 3 karbonlu 1, 2, 3 karbonlu yazıyoruz. Şu karbonlu grubu 1 nolu karbon aldeitte. Tabii şurası bakın CH3 3 hidrojen lazım sonuçta. Buraya da 2 hidrojen lazım. Bakın böyle bunu yazabiliriz. Bakın e, sayarsanız C3H6O. Ben bunu e, tabii ki keton yazabilirim. Nasıl olacak? O zaman karbon grubu içeride olacak. Dolayısıyla 2 nolu karbonda olması lazım. Yani şurada olması lazım. Bakın buna kaç hidrojen lazım? 3 tane. İstersek şöyle CH3 şuraya da 3 tane rojen şeklinde yazabilir. Çünkü karbonlar 4 bağ yapmalı. Peki şimdi 4 karbon olursa bakalım isterseniz bir aldeit yazalım. Bir keton yazalım. Ee, şimdi arkadaşlar tabii karbon sayısı arttıkça izomer sayısı da artıyor. E, dolayısıyla şimdi bakın bir e, keton yazayım bunu isterseniz önce bir. 1, 2, 3, 4 karbonlu. Karbonlu grubun içeri. Yani buraya koysak da buraya da koysak aynı simetrik oluyor. Yani tek bir şekilde keton yazabiliriz. Şurasına 3 hidrojen lazım. CH3 oluyor görüyorsunuz ki. Şu karbon 4 bağını yapmış. ikinci karbon. 3 karbona bakarsak şuraya 2 hidrojen lazım. Şuraya da arkadaşlar 1 hidrojen, 3 hidrojen lazım diyebiliriz. Bakın bu keton. Peki bunu aldehit yazalım. O zaman 1, 2 3 4 Aldehitte nasıl oluyor? Eee karbonil grubu 1 nolu karbonda olması gerekir. O zaman bak burası 3 hidrojen lazım buraya. Buraya 2 bağ yaptığı için 2 hidrojen lazım. Buraya da 2 hidrojen lazım. Peki ben bunu dallanmış yazabilir miyim? Yazabilirim. Şöyle yazarım. 1 2 3 yazıp şöyle yine aldehit yazıp arkadaşlar bir tane karbon metil dallanması yaparım. Peki baktığınız zaman arkadaşlar bu karbon zaten 4 bağını yapmış. Bu karbona bir hidrojen lazım. Bu karbona 3 hidrojen lazım. Bu zaten bu şekilde. Bakın hepsini toplarsanız da C4H8O. Yani seçeneğimiz tabi artıyor. Ha, tabi bu aldehit görüyorsunuz. Nereden anlıyorum? Çünkü karbonil grubu 1 nolu karbon. E bu da aldehit görüyorsunuz. 1 nolu karbon. Ama bu arkadaşlar arada kalmış. içeride kalmış. Baktığınız zaman 2 nolu karbonda hatta. Dolayısıyla bu bir ketondur. Sonuçta ketonlarla aldehitler aynı karbon sayısına sahipse izomerdir diyoruz. Şimdi bakalım arkadaşlar aldehitlerin adlandırması genel özelliklerini verdikten sonra şimdi adlandırma geçelim. Arkadaşlar bir kere yupak sistemi dediğimiz sistematik adlandırma bunu bir kere daha söyleyelim. Ee, ne yapıyoruz öncelikle? Bakın hiç değişmez. Aldehitlerde nasıl yapıyorsak, daha doğrusu mesela alkanları nasıl yapıyorsak, alkenler nasıl yapıyorsa ilk yaptığımız şey neydi? En uzun karbon zincirini belirlemekti. Dolayısıyla en uzun karbon zinciri bir kere belirlenir. Peki e, tabii karbonil grubu bizim için önemli. İstersin yapıda çiftli bağ olsun, yani karbonlar arasında alken yapısı olsun. İsterse arkadaşlar e, OH bağlı olsun, alkol olsun hiç önemli değil. Benim için önemli olan karbonil grubudur ve bu bir nolu olacak şekilde numaralandırma yapılır ve arkadaşlar tabii ki bu numaralandırma yaparken bazı dallanmış gruplar varsa yan gruplar diyoruz onlara onların numaraları falan belli e, bellidir zaten ve onların isimleriyle önce belirtiyoruz sonra karbon sayısına karşılık gelen alkan mesela diyelim ki e, tek karbonlu metan te, e, iki karbonlu etan üç karbonlu propan Sonuna ne getiriyoruz mesela al getiriyoruz mesela propanal oluyor Bütan, bütanal oluyor dört karbon olunca falan böyle sonunda da aldeitin Alı gelmiş oluyor. Nasıl ki alkolün olu geliyordu. Aldeitle de al geliyor. İki tane karbonil içeriyorsa. Bakın bazen iki tane karbonil grubu içerir. O zaman arkadaşlar o zaman biz buna dial diye iki tane aldeit olduğunu belirtiyoruz. Şimdi arkadaşlar bir uygulama yaparak bunu daha iyi algılarız tabii ki. Bakalım şimdi inceleyelim. Şimdi buraya baktığımız zaman e, tabii ki bu bir al değil. Nasıl anlıyoruz? Bakın karbonil grubu bir nol karbonda. E, şimdi bu zaten düz zincirli bir yapı. İki karbonlu görüyorsunuz ki. Biz buna ne deriz? Etanal deriz. İki karbonlu ya etanal diye ifade edelim arkadaşlar burada. Numara vermeye gerek yok çünkü dalanma yok burada. Bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Mesela bak bu kime benziyor aslında? Arkadaşlar mesela şu yapı daha önce hani e, şeyden biliyorsunuz. Belki TT yapılarından biliyorsunuz. Daha önce konuşmuştuk. Arkadaşlar bu... Asetik asit değil mi? Hani sirke asidi. Hatırladık mı? E şimdi sirke asidinden ne farkı var? Bir tek şuradaki oksijen eksikliği var. O zaman arkadaşlar bunun ismi asetaldehit de denilebilir. Bakın bunu da bu şekilde size özel isim olarak söyleyeyim. Tabi yupak ismi etanal özel ismi ya da yaygın adı aset asetaldehit diye biliyoruz. Peki şimdi buna bakalım isterseniz. Arkadaşlar bunu numara vermemiz lazım. Neden? Çünkü dallanmış. Tabi bir numara burası hemen. Hiç önemli değil. Diğer taraflar benim için. Karbonil gördüm. Bir numara burası. 2, 3. Bakın 2 nolu karbonu ne var? Metil bağlı. Dol Dolayısıyla 2 metil diyorum. 3 karbonlu e, alkan propandır ama bu aldehit olduğu için propanal propo, propanal diye ifade ediyoruz. Peki buna bakalım şimdi arkadaşlar. Bakalım bayağı bir zincir. Tabi bir nol, nolu burası. Böyle gittiğim zaman 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu. Evet bayağı bir dallanmalar var görüyoruz. En uzun karbon zincirimiz burası. Peki ne var şimdi? 3'te OH var hidroksi var. E, ee, tabii hidroksi H harfiyle başlayınca önce söylenmek lazım. Bakın OH olmasına rağmen 1 nolu karbonildir. Görüyorsunuz ki alkol olsaydı eğer şurası olmamış olsaydı OH'a yakın olarak başlayacaktı. Gerçi ortada ama problem değil. Sonuçta arkadaşlar 3 hidroksi diyeceğiz burada. Bunu bu şekilde söyleyelim. Evet ne var şimdi? 4 demetil metil var, 2 de metil var, 3 de metil var. O zaman şöyle diyoruz arkadaşlar. Bir çizgi daha çekiyoruz. 2 virgül, 3 virgül, 4 Tri metil diyoruz. 3 tane metil olduğunu söylüyoruz. Ve 5 karbonlu ne diyeceğiz arkadaşlar? Pentanal diyeceğiz. Peki buna bakalım şimdi. Arkadaşlar bu yapı çok güzel bir yapı. Yapıda bir kere karbonil var. Hem de alken. Yani bu yapı hem alkendir hem de aldeittir diye söyleyebiliriz. Yani yapıda iki tane fonksiyonel grup var arkadaşlar. Hem alken hem de aldeit. Peki nasıl yapacağız? Tabii en uzun karbon zincirine bakalım. 1, 2, 3, 4 gibi. Hayır. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6. Evet arkadaşlar bakın şöyle bir zincir gördük. Bak hatta çizelim. Evet 6 karbonlu bir zincirimiz var. Ve şöyle bunu aldık. Peki bir numara kim? Tabii ki alken olmasına rağmen bir numara burasıdır. 2, 3, 4, e, 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar ben yanlış saymışım. E, 5 karbonluymuş meğerse. Pardon özür dilerim. Şurayı almamışız. 6 karbonlu olacak. 4, 5 6 6 karbon Şu karbonu da aldık tabii ki. Evet, sıkıntı yok. Şimdi baktığımız zaman ne bağlı buraya? Başka kalem yazalım. Bak şu 4 nolu karbona metil bağlı ve şurada da arkadaşlar etil bağlı. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama tabii E harfi daha önce gelir biliyorsunuz alfabede. Önce 5 etil diyeceğim. CH2CH3 etildir çünkü. Şu 5. karbonda etil var. 5 etil dedik. Evet, tamam. 4 4'te metil var. 4 metil. Önce yan dalları söyledik. Peki sonra arkadaşlar bu bir alken mi? Evet, doğru. Peki nasıl bir bir alken e, 4 ve 5. karbon arasında çiftli bağ var görüyorsunuz. O zaman ne diyeceğiz? 4 hegzen diyeceğiz. Ve sonuna da ne ekleyeceğiz arkadaşlar? Al. 4 hegzen al diye bunu e, kodlayabiliriz. Devam edelim bakalım şimdi. Arkadaşlar şu bakın. şurası benzendi. E, benzen halkasından bir hidrojen çıkartmışız. Oraya karbonil bağlamışız. Evet mesela bu benzen halkası ya. Ne olacak o zaman burada? Benzaldeit şeklinde biz bunu yazabileceğiz. Peki bak bu ne? Şimdi bunu arkadaşlar bakın şöyle de gösterilebilir. Halde hiç böyle açık açık yazmazlar belki. Aslında bu şu. Bakın şöyle hop. Gördük mü? Böyle yazdığınızı anlarsınız. Tek karbonlu görüyorsunuz. Tek karbonlu alkan metandır. O zaman buna biz metanal diyeceğiz. Evet bu şekilde bunu söyleyebiliriz. Ya da bak şimdi bunun özel bir ismi de vardır. Çok önemli kullandığımız bir e, e, madde. Şimdi mesela burada e, buraya bir oksijen bağlanmış olsaydı yani şunu farklı kaleme yazalım isterseniz. Şöyle olmuş olsaydı bu ifade ne olacaktı bunun ismi? Bunun ismi formik asit olacaktı. Hani karınca asit dediğimiz şey formik asiti. O zaman buna benzi benzediği için bu biz bunu aslında ne diyoruz? Bir de formaldehit diye de ifade edebiliriz. Peki devam edelim şimdi. Burada ne var? Burada bakın iki tane karbonil grubu var. Peki bir numarayı kim alacak tabii ki? Arkadaşlar bak dallanmaya şimdi bakacağız. İkisi de bir numarayı hak ediyor ama dallanma yakın yerden başlarız. O yüzden bir numara burası 2, 3, 4 olacaktır. 2 de metil var. 2 metil diyorum arkadaşlar. Ve ne olur bu durumda? 1, 4, 1, 4 diyoruz. E, ee, dial Evet, butadiyal iki tane aldehit olduğunu göstermek için. Peki, H şıkkına bakalım. Arkadaşlar, bu bir e, siglo butan. E, o zaman bakın ne yapmış? Buraya bir aldehit bağlamış. O zaman ne olur? E, siglo Butanal. Tabii burada numara vermemize gerek yok. Çünkü bir tane bu var. Eğer başka bir şey olmuş olsaydı bir numara karbon burası olacaktı. İki nolu orası olacaktı diye düşünebiliriz. Ama burada bir diye belirtmemize gerek yoktur. Peki buna bakalım. Hem alkin özelliği gösterir hem de aldehit özelliği gösterir. Tabii ki bir nolu burasıdır. İki burası, üç burası, dört burası. Bakın OH'ın falan olması hiç önemli değil. Arkadaşlar bir nolu burası. Peki önce yan dalı söyleyelim. İki hidroksi diyorum. Yani yapıda hem alkol özelliği gösteren bir grup var. Hem aldehit hem de alkil. Alkin yani üç tane fonksiyonel grup var burada görüyorsunuz ki 2 hidroksi dedik pekala devam ediyoruz şimdi bunun ismi bakın 3 ile 4 arasında üçlü bağımız var 3 e, bütün al 3 bütün al aldeyti de burada belirtiyoruz arkadaşlar. Evet şimdi aldeyitleri hallettiğimize göre ketonların adlandırmasını yapalım. Aynı benzer sistemiz aslında. Yupak sistemine göre adlandırma yapıyoruz arkadaşlar. ilk başta karbonil grubu içeren en uzun zincir belirliyoruz. Tabi numara vereceğiz ama karbonil grubunun en küçük sayı gelmesine gayret edeceğiz burada. Tabi diğer gruplar varsa yan gruplar onları da numaraları ve isimleri önce belirtiyoruz. Ve alkan isimle karşılık gelen bu sefer bakın aldeitte al diyorduk. Burada ise on diyoruz. Tamam unutmayın bunu. Yaygın isimlendirmede bir şey daha var bakın. Bir isimlendirme türümüz daha var. Yaygın isimlendirme bunu da çok kullanıyoruz. Hani nasıl eterleri isimlendirdik bir şey bir şey eter mesela dimetil eter etil metil eter diyorduk. Burada aynı şekilde arkadaşlar önce alkil isimlerini söyleyerek ayrı ayrı peşine de keton kelimesini koyarsak bu da yaygın isimlendirme olacaktır. Beraber bu uygulamaları yaparak daha iyi algılayalım. Şimdi bakalım uygulama 2'de ne var? Arkadaşlar şimdi elimizde bakın burada 3 karbonlu. Zaten bakın 4 karbonluya kadar e, ketonlar numara vermemize gerek yok. Eğer dallanma yoksa. Bakın burada karbonil grubu içeride görüyorsunuz ki. 3 karbonlu 1, 2, 3. O zaman bunun ismi arkadaşlar ne olur? Propan on diye bunu ifade ederiz. Arkadaşlar bu aynı zamanda bakın şudur. Şurası keton ya bakın. C çift bağı yapıldı çünkü içeride. Bakın ne bağlı? R, CH3. Burada ne bağlı? CH3 bağlı görüyorsunuz. Yani CH3, CH3. Dolayısıyla biz buna şunu da diyebiliriz. Dimetil keton diyebiliriz. Dimetil keton. Ya da arkadaşlar bunun bu yaygın ismi zaten. Bunun özel bir isim vardı. Bunu arkadaşlar aseton işte bayanların kullandığı bir madde bu biliyorsunuz ki. Bunu bu şekilde biz değerlendirebiliriz. Peki buna bakalım. Bak burada 5 karbonlu. Dolayısıyla burada karbonil grubunu yerini belirtmek zorundasınız. Nereden başlayacağız? Şuradan başlamamız lazım. Çünkü buraya yakın. 1, 2, 3, 4, 5. İkinci karbonda karbonil grubu var. O zaman biz buna ne deriz? 2 pentanon ya da işte penta 2-10 deriz. Bak bunlar yupak ismi. Peki bunu e, ayupak ismini e, hallettiğimize göre bir de yaygın ismine bakalım. Bak şu arkadaşlar şurası karbonil grubu. Bak burada ne var? Burada metil var. Burası ne? Burası da propil. Nasıl propil? N-propil. Çünkü birinci karbondan bağlı. O zaman biz buna ne deriz? Metil N-propil keton da diyebiliriz. Bunu da bu şekilde ifade edebiliriz arkadaşlar. Peki devam edelim. Burada ne var? Bakın burada da gene yapı 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu gibi gözükse de 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbonlu. Bakın en uzun karbon zincirinde şöyle alalım isterseniz. Şöyle görüyor musunuz bilmiyorum ama evet şöyle bir yapı en uzun karbon zinciri. Tabi buraya yakın görüyorsunuz ki dallanma önemli değil. Önemli olan karbonil grubunun önceliği. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazdık. Peki ne var? 4 demetiller var. Ee, görüyorsunuz ki. O zaman 4, 4 dimetil diyorum. Evet bunu hallettikten sonra. 6 karbonlu arkadaşlar nedir bu? Hegzan ama 2 hegzanon. Hegzan diyoruz. Bu şekilde bunu 2 dememiz sebebi çünkü karbonlu grubu ikinci karbonda olduğu için. Peki bu ne? Bakın arkadaşlar. E, siglobutan. E, buna direkt arkadaşlar siglo Bütanon. Yani buradaki iki hidrojen çıkmış. Oraya oksijenleri bağlamışız. Bu şekilde bir keton elde etmişiz. Peki bu ne arkadaşlar? Buna bakalım şimdi. Bu yapıda ise ne var? Bakın bu yapı aslında şudur. Bak bu yapıda aslında şu yapıyı biz ne diyoruz? Benzen diyorduk. Benzenin kapalı formu C6H6'dır. Buradan bir hidrojen çıkartılınca ee, arkadaşlar biz buna ne diyorduk? Fenil diyorduk. Bunun yapı da C6H5. Yani şurası aslında fenil. Yani şurası fenil oluyor. Peki burası ne? Aslında burası siglohexan. Siglohexandan bir hidrojen çıkarılınca ne olur? Siglohexil olur. O zaman bakın ne olur? İşte bir şey bir şey keton diyebiliriz. E, fenil, evet. Siglohexil, e, keton diye ben bunu ifade edebilirim diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi burada ne var? Bir uygulamamız daha var. Bu sefer de yapı formüllerini bulacağız. Bunu da yapalım daha iyi algılamak açısından. Şimdi etil metil keton. Bak keton diyor keton, C çift bağ O yapısı olacak. içeride olacak. Bir tarafta etil var, bir tarafta metil var. Metil CH3'tür zaten. Etil de karbonlu. Yani biliyorsunuz ki yani bakın iki, iki hidrojen lazım CH2. Burada 3 hidrojen lazım CH3. Yani C CH, ya yani şunu şöyle yazabiliriz. C2H5 de yazabiliriz. Aynı şey zaten. CH3, C çift bağ, C2H5 ya da böyle açık açık da yazabilirsiniz. Peki hegzanal. Öncelikle bakın şöyle bir şey var. En uzun karbon zincirimiz. Kaç karbonu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexan diyoruz ya. Peki 2 5 dimetil. Şimdi bakın hexanal diyoruz. 1 numara neresi olsun? Hadi 1 numara burası olsun diyelim. Tamam 1 numara burası. O zaman 2 No burası olur. Yani burada ve 5'te metil var. 2 burası metil. Bir de arkadaşlar 5'te şurası oluyor görüyorsunuz ki. Şimdi ne yapıyoruz burada? Hirojenleri dolduracağız. Bakın buraya 3 hidrojen lazım. Buraya 1 hidrojen lazım. Buraya 2 hidrojen lazım. Buraya 2 hidrojen lazım. Buraya da 1 hidrojen lazım. Bu şekilde biz bu yapıyı hallederiz. Asetaldehit hani asitik asitten meydana gelirdi. Asitik asit hatırlarsak bak şudur. Asitik asit budur arkadaşlar. Bak çok benziyor zaten. Karboksilik asit bir sonraki göreceğimiz yapı zaten bunlardan sonra. Burada arkadaşlar bir tek şu oksijen olmayacak. Yani yapı şu olacak. CH3C çift bağ OH ya da şöyle yazarız. CH3CHO. Bak bu da böyle yazılabilir. Tamam mı? Peki, allil Vinil keton. Şimdi bu ne arkadaşlar? Şimdi bakın bu şu. Özellikle bunu vermek istedim sizlere. İyice algılayalım diye. Allil arkadaşlar ne demektir? Bir kere 3 karbonlu hani e, şöyle bir şey yazsam ben size. Değil mi? Şu yapının ismi neydi? Şu yapının ismi. Hocam propen diyorsunuz değil mi? Bak bu yapı propen. Propendeki e, şu e, CH3'teki yani şu e, hidrojenin biri kop, koparsak. Yani CH3'ü CH2 yapsak. Tamam şunu şöyle yazayım yani. CH2, CH, CH2 olursa bak şurası ne oldu? Bakın şu yapı eksik kaldı. Görüyor musunuz? Yani iki tane yani şöyle baktığımız zaman bir de bir yerde eksiğimiz var. Biz buna allil diyoruz arkadaşlar. Peki vinil neydi? Vinil de buna benzer bir yapı. O da şu. CH2 e, çiftli bağ CH2. Bunun ismi arkadaşlar etilendi. Etilenden bir hidrojen çıkarırsak bak ne olur? CH e, şuradan çıkarttık mesela diyelim. Bak şuradan çıkarttık. Bunun ismi de vinil olmuş oluyor. Yani bunu bu şekilde bilelim özel isimler bunlar peki bak ne yapıyoruz keton yani şu keton dediğimiz şey c çift o yapısı var bir tarafta vinil olacak yani şuradan bağlayacağım ch ch2 olacak bir tarafta da allil olacak yani şuradan bağlayacağım ee, yani şöyle bakacağım ch2 e, ch çiftli bağ ch2 işte yapıyı böyle yazabiliriz güzel bir yapı bence bu şekilde bunu belirtmiş olduk peki butadion bak butadion diyoruz o zaman 4 karbonlu 1 2, 3, 4 karbonlu bir kloro demiş. Bir de klor var evet. 2'de ve 3'te e, diyon dediği şey şu. 2 tane demek ki karbonil grubu vardır. Burada bunu anlatmak istiyoruzdur. Peki bakın 2 bağ yaptı. için buraya 2 hidrojen lazım. Buraya hiç lazım değil. Buraya hiç lazım değil. Buraya da 3 hidrojen lazım. Bu şekilde de bunu oluşturmuş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar bizim biliyorsunuz kitaplarımız vardı. AYT e Soru Bankası deneme kitapları. Buralardan birkaç tane de test sorusu seçtim sizler için ki iyice konuyu anlayalım istiyorum. Aldeitlerin genel özellikleri alakalı bakalım. Hangisi yanlıştır demiş. Bir, karbonil grubu içerirler. Evet, bir kere aldehitlerin yapısı şuydu arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar her türlü karbonil grubu içerirler. Nötrdürler tabii ki arkadaşlar. Ee, aynı sayılı kar aynı karbon sayılı ketonlarla izomerdirler. Evet doğru. Karbon sayısı arttıkça sudaki çözünürlük de tabii ki azalır. Bu genel özellik. Bakın bu organik bileşiklerde genel özelliğimiz budur. Karbon sayısı arttıkça kar e, kaynama noktası artarken eee sudaki çözünürlükler azalır. Ama kendi içerisinde hidrojen bağı içermiyorlardı arkadaşlar aldehitler. O yüzden bu ifademiz yanlış. Şimdi buna bakalım isterseniz. Burada ise ne olmuş bakın X maddesi C çift bağ O y. Şimdi bakın burada karbonil içeriği görüyorsunuz ki yapımız. Ve buna göre biz bunu yanlış mı doğru mu bakacağız. Şimdi diyor ki x haşsa diyor yani haş olursa diyor x yani şurası aynen var evet x yerine haş yazdım y de haşsa bakın ne oldu en basit yapılı aldehit metanal ya da diğer ismi formaldehit o yüzden birinci öncülümüz doğru peki x CH3 ise yani şu yapımız gene var X dediğimiz şey CH3 ise tamam. Y dediğimiz şey de C2H5 ise evet. Bak ne oldu? Karbonil grup, karbonil grubu içeride olmuş oldu. Dolayısıyla bu arkadaşlar bir keton oldu. Ee, bunun ismi arkadaşlar etil metil keton ya da arkadaşlar butanon diyeceğiz. Ama butanal demiş olmaz. Bu bir aldehit değil. Peki X CH3 Y CH3 ise demiş. Yani şöyle C çift bağ O var gene. Burası CH3, burası da CH3 ise bak şimdi keton oldu. E, dimetil keton Propanon ya da aseton da diyebiliyoruz. Özel isim bunlar arkadaşlar. Peki buna bakalım. X yine burası olsun. X dediğimiz şey H'sa. Y dediğimiz şey CH3 ise arkadaşlar. Pekala bunun ismi ne olur? Görüyorsunuz ki 2 karbonlu bir aldeit. Ee, biz buna etanol diyebildiğimiz gibi asetaldeit de diyebiliyoruz. Bu da doğru. Hangisi yanlışı sormuş? Cevap da burada. Bursa olacaktır. Hadi bakalım devam edelim. Şimdi benzaldehit diyor arkadaşlar. Benzaldehiti biz nasıl isimden yaparız? Bak benzen yapısı olması lazım. Benzen yapısından bir hidrojen çıkıyor aslında. Bak benzen şu tamam bak. C6H6'dır. Buradan bir hidrojen çıkacak tabii ki. Ee, şöyle gösteriyoruz. O zaman burada C6H5 kalacak. Buraya da kim bağlanacak? Aldehit. Bakın şurası şöyle. O zaman şimdi X bileşiği benzen içerdiği için aromatiktir. Doğru. Peki Y siglopentanon. Bak siglopentan e, siglopentan şudur aslında bakarsınız. C6, C5 H10'dur. Daha önce siglo e, alkanlarda söylemiştim. Buradan bir ...arkadaşlar yani şöyle bir şey yalnız... E, ...şu karbon, şu karbonu seçelim... İki hidrojen var ya aslında normalde... ...iki hidrojen ayrılacak buradan arkadaşlar... ...ve şöyle bir yapı olacak... ...karbon çiftli bağ yapacak... ...o zaman bunun ismi yani C5H8O... ...kapalı formülde bu olması lazım... Pekala yani hala birbirlerinin yapı izomeri... ...olma şansları var mı? Şimdi bunun kapalı formüle... ...bakalım burası C6H5... ...buradan da bir karbon geliyor o zaman bunun kapalı formülü... ...C7H6O... ...bak bu C7H6O iken bu C5H8O... ...hiç alakası yok... Yani arkadaşlar yani bunların kapalı formülün aynı olabilmesi lazım Yapı formülün izomer olabilmesi. O yüzden bu ifadeniz yanlış olacak. X'in kapalı formülü biz burada belirttik. Şimdi bunlar arkadaşlar katılma tepkimesi verirler. X ve Y burada daha önce bahsetmedik ama bir sonraki dersimizde bunu söyleyeceğiz. E, Aldehitler indirgenirler. Hidrojenle katılma tepkimesi verirler. O yüzden bu ifade doğru. X ve Y'de de ki şu karbonlar her türlü sp2 hibriti. Ya yani şu karbon arkadaşlar şuradaki karbon sp2 hibriti yapıyor. Çünkü karbonla oksijen çiftli bağ yapmış. O yüzden bu da doğrudur. Cevap da daha önce belirttiğimiz gibi bursa olacaktır. Hadi bakalım şimdi bu ne? Yukarıda Genel yapısı verilmiş bir bileşik var görüyorsunuz ki bu bileşikle alakalı olarak bize birkaç tane soru vermişler hangisi olabilir olamaz diye sormuş. Şimdi bakalım heptanal heptanal demek 7 karbonlu bir aldehit demektir. Tamam yedi karbonlu bir aldehit olması lazım. O zaman başka bir yedi karbonlu aldehit veya arkadaşlar yedi karbonlu keton olması lazım. Şimdi burada hatta yapıyı yazmama gerek var mı bilmiyorum ama yok herhalde. Heptan 7'si çünkü biliyorsunuz ki asimetrik bir keton olduğunu söylemiş. Yani keton olduğunu da belirtmiş. Zaten karbon grubu içeride keton olması lazım. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi hangisi olamaz demiş. Şimdi bakın CH3 evet görüyorsunuz. Şöyle olsa yani R1, C3 olsa C çift bağı zaten var. Ve C5, H11. Şimdi toplam kaç karbonlu? 1, 2, 5 de buradan 7 karbonlu. 7 karbonlu bir keton. Aynı zamanda arkadaş asimetrik yani R'ler birbirinden farklı. O yüzden bu olacaktır. Peki buna bakalım. R1 yerine C2H5 yazın demiş. Evet. Burası C çift bağı O yapısı. Diğeri de C3H7. Arkadaşlar burada kaç karbon var? 2. Bir de buradan 3. 3 de buradan 6. Bu 6 karbonlu bir aldehit. Tamam asimetrik. Evet C2H5 ve C3H7 farklı ama 6 karbonlu olduğu için bir kere bunlar izomer olamaz. Peki buna bakalım. Arkadaşlar tamam bak. Şuna C3H7 evet. C çift bağ O. C3H7 yazarsak 7 karbonlu aldehit oluyor. Yani genel formülü C 7 karbonlu keton. Yani 7 karbonlu aldehitin genel formülü biliyorsunuz ki C7H14O'ya uyar. Fakat asimetrik değil. yani R'lerimiz aynı. Dolayısıyla bunu da e, alamayız. Hangisi olamaz diye sormuş. Cevap da burada Edirne. Arkadaşlar inşallah sıkılmamışsınızdır. Biraz uzun tuttuk belki ama daha fazla uygulama yapabilmek adına, daha iyi anlamanız açısından böyle bir çalışma yapıyoruz. Bir sonraki dersimizde de bunların tepkimelerini konuşacağız. Umarım anlamışsınızdır. E, sizlere e, güzel günler, bol kimya netli günler diliyorum arkadaşlar. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere.